flash içerisinde maskeleri kullanarak katmanların belli bir alanının gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik birçok animasyon tekniğinde sıklıkça kullanılan bir özelliktir. Bu özelliği daha iyi bir şekilde anlayabilmek için flash örnek dosyalar içerisinde bulunan varlıklar klasöründeki resimlerden bir tanesini sahnemize aktaracağız. Bunu yapmak için dosya menüsünden iç aktar seçeneklerinden sahne alanına aktar ya da kütüphaneye aktar seçeneğini seçebilirsiniz. Bu iki seçenek arasındaki temel fark kütüphaneye aktar dediğin zaman resim kütüphaneye aktarılacak ve sahneye bir örneği bırakılmayacak. Sahne alanına aktar dediğin zaman resim kütüphaneye aktarılacak ve bundan sonra da sahne üzerine bir örneği bırakılacaktır. Sahne alanına aktar seçeneğini seçip varlıklar içerisinden bir resmi seçiyorum. Resimlere dikkat ederseniz isimleri resim 1, resim 2, resim 3 şeklinde verilmiş. Bu resmi seçtikten sonra Flash isimlerin ardışık olarak arttığını gördüğünden bunları arka arkaya eklemek istediğimizi soruyor. Şu an için bunu istemediğimizden açılan pencereden, uyarı penceresinden hayır seçeneğini tıklayarak resmin eklenmesini sağlıyorum. Şu anda eklemiş olduğumuz resim sahnemizden daha büyük. Bunu nereden biliyoruz? Resmi seçtiğimiz zaman resmin genişliğinin 800, yüksekliğinin 600 olduğunu biliyoruz. Filmimizin ise genişliğinin 550, yüksekliğinin de 400 olduğunu görebilmekteyiz. Eklemiş olduğumuz resmi sahneyle aynı büyüklüğe getirmek için özelliklerden genişliği 550, yüksekliği 400 değerini verebilirsiniz. Ya da hizala panelini açıp sahne alanına dedikten sonra boyut eşleştirden sahneyle aynı boyuta getirip hizalamasını da sahneye göre yapabilirsiniz. Maskeleme işlemi yaparken hangi katmanı maskelemek istiyorsanız o katman bir alt katmanda. Hangi alanın görüntülenmesini istiyorsanız onu da bir üst katmana çizmeniz gerekmektedir. Bunun için katman 2'de maskelemek istediğim alanı belirtmek durumundayım. Bunu yapabilmek için yeni bir katman oluşturdum. Katman oluşturduktan sonra bir çizim yapmak için çizim araçlarımdan bir tanesini alıyorum. Maskelenecek alanı belirtmek istediğiniz katmanda tek önemli olan unsur çizeceğiniz şekilin kapladığı alandır. Çizilecek olan şeklin renginin maskeleme işlemleriyle bir alakası yoktur. Maskeleme işlemi yapabilmek için bir dörtgen bir daire oluşturuyorum. Bu dairemi kalp şekline dönüştürmek istiyorum. O yüzden seçim aracını aldım. Şu anda eğme işlemi yapılacaktır eğer sürükle bırak yaparsam. Klavye'mden Ctrl tuşuna basarak buradan bir köşe oluşturulmasını, beraberinde alt köşeden de Ctrl tuşuna basarak bu noktadan da bir köşe oluşturulmasını sağladım ve hızlı bir şekilde kalp oluşturulmasını başardım. Maskeleme işlemini yapmak için üst taraftaki katman seçilir. Sağ fare ile açılan menüden maske seçeneği seçilmelidir. Bu seçeneğin seçilmesiyle beraber zaman çizelgesindeki katmanların görünümü otomatik olarak değişecektir. Resmin bulunmuş olduğu katman bir, maskeleyen katmanın içine doğru ilerlemiştir ve katmanlar otomatik olarak kilitlenmiştir. Katmanların kilitlerini açtığınız zaman ve değişiklik yapmak istediğiniz zaman kilitleri açarız. Kilitleri açtığımız zaman maske aktif olarak görüntülenmeyecektir. Maskeyi tasarım ekranında aktif olarak görüntüleyebilmek için tekrar kilitleri kilitlemeniz gerekmektedir.